Merhabalar. Herkese yeniden yeni bir video, yeni bir tarif ile merhaba diyorum. Kanalımdan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar değerli izleyicilerim, değerli abonelerim. Bugün sizlere çok pratik ve gerçekten çok lezzetli bir kruvasan tarifi hazırladım arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz gibi kruvasanlarım muhteşem oldu. Umarım sizler de tarifimi beğenir, sizler de uygularsınız. Ve bu arada arkadaşlar, uygulayan arkadaşlara sesleniyorum. Eğer uyguladıktan sonra yorum kısmında belirtirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi harika kruvasanlar oldu ve benim gerçekten zamanım kısıtlıydı. Çok bekletemedim arkadaşlar. Ara ara sizlere nerelerde ne kadar bekleteceğinizi açıklayacağım. Ve arkadaşlar bakın burada kabıma 5 su bardağı 200 milimlik su bardağı ile unumu eleyerek kabıma aldım ve arkadaşlar başka bir kaba 200 milimlik bir su bardağı süt ve 200 milimlik bir su bardağı su suyu da ilave ettikten sonra arkadaşlar bir paket instant maya kuru maya ilave ettim ve onun üzerine bir tatlı kaşığı arkadaşlar tuz ilave ediyorum ve ondan sonra arkadaşlar 2 yemek kaşığı toz şeker ilave edeceğim ve biraz karıştırıp arkadaşlar üzerine bir ben tabakla kapattım çünkü kabımın kapağı yoktu. Ve ben bir tabakla kapattım. Sizler kapalı bir kapta da yapabilirsiniz. Kapağı kapattıktan sonra arkadaşlar bir 5 dakika ben 5 dakika beklettim. Sizler isterseniz 10 dakika da zamanınız varsa 10 dakika bekletirseniz daha güzel sonuç alacaksınız arkadaşlar. Daha güzel bir hamur mayalayacaksınız. Ve evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şimdi üzerini kapatıp bekleteceğim. Dediğim gibi ben çok vaktim yoktu. Vaktim biraz kısıtlıydı. Ben çok bekletemedim. Sadece bir 5 dakika beklettikten sonra arkadaşlar hamurumu yoğurmaya başladım. Ve arkadaşlar bu arada ben videomu hızlandırmaya aldığım için orası gözükmemiş. Ben sıvıyı ilave ettikten sonra bir yemek kaşığı da tereyağı hamuruma ilave ettim arkadaşlar. Zaten malzemelerimi hepsini ne kadar ne kullandım hepsini açıklamalar bölümüne not edeceğim her zamanki gibi. Evet arkadaşlar yine her zamanki gibi malzemelerim ekonomik, hepimizin mutfağında bulunan standart malzemeler. Nasıl diyeyim arkadaşlar, çok böyle ekonomimizi aşacak tarifler yapmamaya çalışıyorum. Hepimizin evinde bulunan malzemelerle sizlere tarifler paylaşmaya elimde geldiğince çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada ben bir yemek kaşığı da tereyağı ilave ettim ve daha sonra hamurumu yoğurdum.
Çok güzel, pürüzsüz bir hamur elde ettim arkadaşlar. Her zamanki gibi yine şahane bir hamurum oldu. Arkadaşlar ben hamurlu tarifleri daha çok seviyorum. Aslında hamuru seviyorum. Hamur yapmayı seviyorum. Hamurla oynamayı seviyorum. Çok güzel. Bakın arkadaşlar, mis gibi oldu. Ne kadar güzel bir tarif. Sizler de yapar denerseniz mutlu olurum arkadaşlar. Bu arada arasına arkadaşlar sürmek için 150 gram tereyağı, oda sıcaklığında tereyağı aldım yanıma. Onu da şimdi hamurumuzdan daha doğrusu 8 beze yapacağız. 8 beze oluşturacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın bezem büyüklüğü boyutu o kadar. Ve hepsini arkadaşlar bir pasta tabağı büyüklüğünde açıp daha sonra aralarına yağ sürüp arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz kruvasanın tarifi aşama aşama, hamurunu aşama aşama bekletiyoruz. Fakat ben bu sefer biraz aceleyle yaptım. O yüzden benim çok bekletme avantajım da yoktu. Fakat size yine bir püf noktası vereceğim. Oraya geldikten sonra bütün hepsini açalım. Bezelerimizin. Dediğim gibi bir pasta tabağı boyutunda hepsini açalım. Ve arkadaşlar bakın, o bezemin yan kısımlarını elimle bastırarak, parmaklarımla, ellerimle bastırarak incelttim ve ortası biraz tümsek kaldı. Arkadaşlar böyle yaptığınız zaman hamurunuz daha güzel açılacak ve her tarafa aynı eşitlikte açılacak. Bu da size bir püf noktası olsun yine. Bu arada arkadaşlar buraya kadar benimle birlikte videomu izleyen arkadaşlara sesleniyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olur, zil butonunu açarsanız, beğeni ve yorum yaparsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Ve ayrıca arkadaşlar kanalımı sevdiklerinizle paylaşırsanız kanalıma destekte bulunmuş olacaksınız. Kanalım sizler gibi güzel kalpli arkadaşların sayesinde yükselecek, bir yerlere gelecek Allah'ın izniyle arkadaşlar. Ve ben hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Kanalıma emeği geçen bütün herkese. Arkadaşlar bakın, o 150 gram tereyağını hamurlarımın, açtığım bezelerin aralarına sürdüm ve şimdi ve arkadaşlar bir difrize sığacak boyutta bir tabak alırsanız onun üzerine böyle üst üste gelecek bir şekilde yerleştirip daha sonra üzerine de poşetle, saklama poşeti ile kapatırsanız ve
difrizimize alalım. Arkadaşlar dediğim gibi ben çok bekletemedim. Difrizde yarım saat beklettim. Aslında buzdolabı kısmında hamurumuzun 2-3 saat beklemesi daha da güzel olacaktı. Fakat dediğim gibi benim vaktim kısıtlıydı. Ben çok bekletemedim. Difrize aldım. Orada yağım donmaya başladı. Hafif. Siz uzun süre bekletirseniz arkadaşlar tereyağınız tam donacak ve hamurunuz gerçekten daha böyle tel tel, daha kat kat olacak. Ve inanın arkadaşlar benim kruvasanlar da çok güzel oldu. Muhteşem oldu. Evet arkadaşlar hamurumuzu açıyoruz böyle. Şimdi arkadaşlar az önce yarım saat beklettim. Arkadaşlar bakın hamurumu böyle açtım ve şimdi ikinci defa tekrar olarak yine katlayıp bu şekilde arkadaşlar yine difrizde bir 30 dakika daha bekleteceğim. Dediğim gibi bu süreyi siz daha uzun tutarsanız tabii buzlukta değil. O zaman difrize atmayın arkadaşlar. Normal buzdolabı kısmına bırakın hamurunuzu. Vaktiniz varsa 2 saat 3 saat bekletebilirsiniz. Ne kadar bu hamur beklediği zaman o kadar kruvasan hamuru daha da güzelleşiyor arkadaşlar. Bilginize. Dediğim gibi az önce demiştim. Size püf noktası vereceğim. Nerede ne kadar bekletecektiniz. Bu da size yine bir püf noktası olsun arkadaşlar. Evet böyle yanlardan bastıralım ve yine servis tabağımıza alıp difrizimize alalım. Ben öyle yapmak zorunda kaldım. Çünkü aceleyle. Evet arkadaşlar. Hamur o kadar güzel, o kadar şahane. Fakat arkadaşlar çok da narin bir hamur oluyor. Ve açmaya çalıştığınız zaman arkadaşlar merdane ile böyle hafif üstten temas ederek böyle ara ara öyle açmaya çalışın. Daha sonra biraz kendine geldikten sonra normal açabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu ikinci kez oldu. Difrizden çıkardım. Evet arkadaşlar. Evet bunu demek istemişim arkadaşlar. İsten böyle hafif hafif böyle baskı uygularsanız hamura merdane ile hamurunuz yırtılmayacak. Arkadaşlar bu işlemi difrizde bekletme. Aslında bunu 3-4 kez tekrarlanmış olsa daha da güzel kruvasanlar elde edeceğiz. Fakat
Dediğim gibi onu vaktimizin geniş bir zamanında böyle tarifimizi aynı o dediğim şekilde uygularsak çok güzel ve harika kruvasanlar elde edeceğiz. Yanlardan katlıyorum arkadaşlar. Zaten kruvasanlarımızda bu katlamalardan katlarını alıyor arkadaşlar. O yüzden çok katlı kruvasanlar oluşuyor. Evet arkadaşlar, uçlarını biraz hafif çekiştirerek birbirine denk yapmaya çalışalım ve elimizle böyle hafif hafif hamurumuza baskı uygulayalım. Daha sonra merdane ile arkadaşlar açmaya çalışalım yırtmadan. Bakın arkadaşlar. Böyle hafif hafif dediğim gibi arkadaşlar, ben çok bastırmıyorum merdaneyi. Çünkü biraz daha hızlı bastırmış olsam veya sert bastırsam arkadaşlar, hamurum yırtılacak, patlayacak. O yüzden elimde geldiğince çok yumuşak dokunmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, kanalıma göz atarsanız, kanalımda çok güzel tarifler ile karşılaşacaksınız. Umarım o tariflerimi de çok beğeneceksiniz. İşinize yarayacak olan tariflerimi uygularsınız. Ve bu arada tariflerimi her zaman belirttiğim gibi arkadaşlar, tariflerimi aynı şekilde uygularsanız sevineceğim arkadaşlar. Çünkü neden? İnan arkadaşlar, her şeyi ne kadar kullanmışsam ve ne kullanmışsam hepsini aynı şekilde not ediyorum arkadaşlar. Birebir tarif ve aynı şekilde uygularsanız şaşmaz tarifler. O yüzden ben tariflerime güveniyorum. Sizler de bana güvenin arkadaşlar. Hiçbir şey ekleyip ya da çıkarmayın arkadaşlar. Aynı şekilde ben açıklamaya ne not etmişsem ya da burada ne görmüşseniz arkadaşlar, onları ilave edin ve aynı şekilde tariflerimi yapmaya çalışın. Evet arkadaşlar, ben bir kısmını, bir bölümünü kahvaltıda o sürülebilir çikolata ile yaptım. Bir kısmını da fındık ezmesi ile yaptım. Ve ben çok azar azar kullandım. Çünkü daha önce dondurmayı unuttum. Sizler bu çikolata kısmına geldiğiniz zaman arkadaşlar, başka bir kaba alarak bir miktar dondurabilirsiniz. Öyle de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada hiçbir başka bir şey üzerine sürmedim. Sadece arkadaşlar bir yumurta sarısı. Bakın arkadaşlar, çok güzel kruvasanlarım oldu.
Arkadaşlar yine güzel bir tarifimin sonuna geldim. Yine güzel bir videomun sonuna geldim. Hoşça kalın. Allah'a emanet kalın. Kanalımda kalın. Arkadaşlar kanalıma desteklerinizi esirgemeyin. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hepinizi sevgi ile kucaklıyorum arkadaşlar.